Böyle kağıt üzerinde bulmaca çözen birini görmeyeli çok olmuştu. Bana mı laf sokuyorsunuz Suzan Hanım? Ben sizin elinizdeki o aletten özellikle kaçıyorum. Bir defa görgüsüz gösteriyor insanı. Sonradan görme gibi bu bir. İkincisi zararlı, ahmaklaştırıyor. Buna hiç katılmıyorum. Çok çağdaş bir konsept. Olabilir. Yani insan yaşlandıkça beyin zayıflıyor ya. Bu aletlerin faydası dokunabilir. Ben ihtiyaç duymuyorum. Hanımlar, ay kusura bakmayın, Nimet aradı da o yüzden geciktim. Bakın, omerloklarınız hazır, Enes gönderdi. Ay teşekkür ederiz. Sağ olun. Ay, ha, birer çay daha alır mısınız? Ben alırım, ben de alırım. Ay, inanır mısınız bir şey söyleyeceğim. Bu Nimet çok alem bir kadın, çok. Ay gene mi Nimet? Hay Allah'ım, lafa başladı mı? Bitmek bilmiyor bir türlü tabii. Ay annesinden bahsetti de biraz. Vallahi şaştım kaldım. Ay, kadın o yaşta. Sen tut dün yamaç paraşütüyle atla. Fakat ters bir rüzgara yakalan. Allah'ım döne döne uça uça ta Yunan adalarına kadar gidip kaybolmuş. Ay inanır mısınız bir şey söyleyeceğim. Şimdi sahil güvenlik, konsolosluk her yerde kadını arıyorlarmış. Aman canım demek ki çok iyi bilmiyormuş yamaç paraşütünü. Ay yamak değil yamaç. Ayol bilmez olur mu? Ne diyorum ben size? Çok aktif bir kadınmış. Hatta haftaya Erciyes Dağı'na böyle kuzey kanadından tırmanacaklarmış. Bir dağcı ekibiyle birlikte. Ay kız vallahi maşallah. Maşallah. Yukarıdan aşağı beşer. Fasulye gibi. Nimet. Evet. İşte bu. Nasıl? Yani şimdi ben bunu geçici olarak yaptım tabii kalemle fikir versin diye. Şimdi Yin Yang bu mu? Evet. Huzur ve denge demek. Ya Çin ya Hint ikisinden biri tam olarak hatırlamıyorum onların felsefesi. Bence senin tam olarak ihtiyacın olan şey bu. Yok yok. O kadar küçük şey beni patlamaz. Benim içim sıkılmış içim. Anlıyor musun? Bence birazcık zaman ver ona. Ha, belki etkisini sonra gösterir yani. Peki hangisi Yin bunun şimdi? Beyaz olan mı kara olan mı? Beyaz olan Yin, siyah olan Yang. Yani zaten bunlar birbirini şey yapıyor ikisi. Yani tamam beyaz olanında kalbimi kırmak istemem ama kara olanda daha sanki Yin havası varmış gibi. Ona daha çok yakışmış Yin. Tabii şimdi bu 5000 yıllık bir felsefe olduğu için isimleri o zaman koyulmuş. Yani aslında bence mühim olan verdiği dinginlik, rahatlık, denge. Yani yoksa Yin olmuş, Yang olmuş bence çok bir önemi yok ya. Pastandan ye, çok güzel pasta. Bir çay daha ister misin efendim? Ha tamam ya, bir çay daha getir. Ha bir de çakmak getir. Yalnız iç mekanda sigara içilmiyor efendim. Kardeşim çakmak istemek sigara içmek demek mi ya? Sen getir. Bir bakayım efendim. Vay candanım, kuğu gibi süzülüyor sanki. Ay ne güzel değil mi? Aha. Çok güzel hayatım gerçekten. Bıyıklı sen gerçekten anladığına emin misin? Bak yankıya bak. Bayılırım klasik müziğe. Daha şimdiden etkilendi. Gözünde zeka dolu huzurlu pırıltıyı gördün mü? Ya gördün mü bıyıklı? Bazım hayatım gördüm tabii ki. Vallahi ben bile böyle bir iki level atladım bu müziklerle ya. Yalan söylüyorsun. Pala bıyık olalı böyle zulüm görmedi. O nimet midir nedir o görecek. Benim oğlum onun oğlunu geçecek. Candan iyi niyetlisin ama madem bireyim gel bir de bana sor. Fazlası da kabak tadı yani. Murat ne yapıyorsun sen? Yok şey. Oyun oynuyorsun. Ya oyun sayılmaz bu, Angry Birds diye bir şey. Ya, bu kuşlarla hakkında belgesel gibi düşün. Mutfak. Banyo. Yatak odası. Odası. Mutfağa gel. Kusura bakma canım benim. Hemen geliriz o. Hemen gelebileceğini pek sanmıyorum bıyıklı. İşinize gelince bireyim, işinize gelmeyince mutfak. Yok ya. Balık ya da yük taşımakta kullanılan büyük kayık. Alamana. Aa. Doğru valla. Yukarıdan aşağı 3 harf dingil. Aks. Ha. Soldan sağ yok 4 harf. Birini aldatmak için hazırlanan düzen, oyun. Hile.
Yeğilme tabii ya. Elindekini bir ver bakayım sen. Bak çekiştirme diyorum. Ay seni gitti hile bas seni. Sen buradan her şeye bakıp bakıp da bana öyle söylüyordun değil mi? Etme bulma dünyası. Sen de yürü işte aynı hileyi yaptın. Aa. Hanımlar, hanımlar. Bak gördün mü ne kadar işe yaradı, her şeyi öğrendik. Ay, hanımlar, hanımlar. Ay bir dakika. Bu ses bir yerden tanıdık gelmiyor mu sana? Evet, bana da öyle geldi. Eyvah, yakalandım. Tamam, açıklayacağım. Ama az sonra. Alo. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben de uzun süredir kendi içimde bir arayış içerisindeyim. Nasıl diyeyim, ben neden bu dünyaya geldim? Mesela benim amacım ne? Ne yapmam gerekiyor? Zaten bence dövme sanatıyla bununla çok alakalı. Mesela dövme sanatında direkt teninden böyle içine doğru... Özge, ama sen beni dinlemiyorsun. Pardon Rıfat Bey. Evet, şimdi sizi yeni kampanyalarımızdan haberdar edebilir miyiz acaba? Anlayamadım. Şimdi şöyle. Annenizin kızlık soyadının ikinci ve beşinci harfini söylerseniz bir de bana. Doğum gününüzün... Tamam, tamam Rıfatçığım, tamam. Ben şey yapıyorum, hallediyorum şimdi. Böyle oluyor işte ya. Bu iş beni resmen insir aldı Ozan. Ben bu yüzden uzun süreli ilişki de yaşayamaz oldum. Bak, senin de annenin kızlık soyadını öğrendim. Doğum tarihini öğrendim ya günah yıl olarak. Bütün alakam kesildi seninle. Deme. Hele o son cümle var ki. Onu söylememek için kendimi zor tutuyorum. Ne ki o, ne o? Size başka nasıl ya... Dur, tamam. Tamam, sus. Bana asla o cümleyi söylemeyeceksin Özge. Ben senin sonsuza kadar müşterin olacağım. Yani şey, senin bu fırsatlarını, kampanyalarını falan dinleyeceğim. Atacağız bunu yani, atacağız. Çakmak bulamadım ama kibrit varmış. Tamam ya, olur olur. Tamam. Sen ne zevzek bir adamsın, kusura bakma da. Yok hayatım, niye kusura bakayım ya? Saydır saydırabildiğin kadar. Yani ben de şey ediyorum ama hayatım ya. Ne ediyorsun? Gizli gizli oyun oynuyorsun orada. İleride çocuk ne olacak, ne bilecek umurunda değil. Hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun ki. Alıyorum. Ya alıyorum candan da bir yere kadar. Vallahi yabancılaşıyorum ya. 9 aylık çocuğa banka kredisinden bahsetmeler, klasik müzik dinletmeler. Bu niye ya? Sen böyle entel kuntel bir insan değildin ki. Ne oldu sana böyle? Bravo Murat, şimdi de beni suçluyorsun yani. Bravo, üstüne tüy dik. Çocuğu bilimsel yöntemlerle yetiştirmek entellik kuntellik mi oluyor? İskele babasısın ya valla. Çocuğu da kendine benzeteceksin. Allah Allah. Neyim varmış benim? Benzeyecekse bana benzesin zaten çocuk. İşinde gücünde çalışan bir insanım. Adam gibi de adamım yani. Hele fazla okumasın zaten benim çocuğum. Entel kuntel bir şey olmasın. Başı derde girer. Mapus damlarına düşer maazallah. Ay ne diyorsun ya? Beni sinir etmek için söylüyorsun değil mi bunları? Tamam candan, tamam. Ben çıkıyorum hayatım. Sen zaten zorda kalınca hemen kaç. Yok hayatım. Zorda kaldığım için değil. İskele babasıyım ya ben. Hani gideyim bir iskelede durayım diyorum da gemi mi gelir, bağlanır, vapur gelir, yolcu indirir, işe yaramış olurum. Gelirken yoğurt al. Yoğurt. Alırım. Ay hadi söyle artık, çatlayacağız vallahi. Tamam tamam. Türkiye'de ilk kez overlock makinesi ayağınıza geldi anonsunu ben seslendirdim. Patenti tamamen bana ait yani. Ay çok güzel. Şöhretli bir arkadaşımız oldu. Ay inşallah işleri daha da ilerleteceğiz. Ay inşallah. Bunları biraz daha büyütüp Türkiye Cumhuriyetleri açılmayı düşünüyoruz. Önce Azerbaycan. Bakın dikkatle dinleyin şimdi. Nasıldı bakayım? Kanımların dikkatini. Overlock maşını ayağınıza geldi. Kalça, kilim, yolluk genarına, halı flex genarına overlock çekilir. 5 dakikede edilir, derhal çattırılır. Ay çok güzel, çok güzel. Ay yolun açık olsun, bol kazançlı olsun işte. Ay, bol kazançlar dilerim. Ha. Ama benim gitmem lazım. Ha. Çünkü sporu yarım bıraktım. Daha ağırlık çalışacağım, kusura bakmayın. Ay, ben de yüzmeye gideceğim. Ay. Havuza gitmem. Ay, ama gene gelin tamam mı? Ay, gelmez olur mu ya siz Turkçuları? Bunları da yutun. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de seni öperim candanım canım. Hah döne geldin gir. Gel. Yatmıyor değil mi çocuk? Yok yatmıyorum, giyinikim gel. Benim hemen çıkmam lazım. Kliniğe gideceğim. 2 saat sonra falan dönerim. Temiz biberonu, maması, bir de meyve suyu mutfakta. He biliyorum, öğrendim artık. Hah
Müzik açık, sakın müziği kapatma, tamam mı? Ya candan sıkma canını, biz aramızda çözeriz meseleyi. Eğer çocuk uyursa o zaman kısarsın. Televizyonda belgesel kanalını ayarladım. Sakın kanalı değiştirme, çocuk belgesel izlesin. Tamam, siz merak etmeyin. Pencereleri sakın açma, çocuğun gözüne direkt güneş gelmesin. Eğer önemli bir şey olursa önce 112'yi ara, sonra beni ara. Ha ama baktın ki daha önemli bir şey oldu, ne bileyim çocuk konuştu mesela ya da yürümeye başladı, o zaman önce beni ara. Anlaşıldı. Yok artık, çıtayı bu kadar yükseltme candan. Bırak normal normal gelişelim şurada, acelemiz ne? Hadi ben çıktım, eğer aklıma başka bir şey gelirse ararım. Hiç merak etme, hoşça kal güle güle. Candan da gitti, ah düştü. Döne versene şunu. Yankı. Anam biz baş başa mı kaldık? Aa, biz de beye düşürmüşüm. Döne, sen eğlenceli birine benziyorsun. Seninle iyi vakit geçireceğiz herhalde. Kızları elinden bırakma. Sıkı sıkı tut. Döne, bir bez bebek ya. Senin kızın yok mu? Getirseydin oynardık onunla. Murat, Murat. Gelsene ya, özledim seni. Ya patron, eyvallah eyvallah da ya, böyle insanların içinde özledim falan olmuyor yani. Canım ne var bunda? Patron yalnızlığı biliyorsun işte. Ya, kim ne düşünürse düşünsün. İnsan iki çift laf edebilecek birini arıyor şu ofiste, yalan mı? Eksik olmayın efendim, eksik olmayın da. Ya otur otur, yeğenim nasıl bakalım, anlat Murat. Vallahi nasıl olsun efendim, büyüyor işte ya. Büyüsün büyüsün, hayırlı evlat olsun ya. Biz de uğraşıyoruz işte Ali yengenle, biliyorsun şu bizim zürriyet problemi var ya Murat. Biliyorum efendim, kolay gelsin vallahi. Gelsin gelsin de. Pek kolay olmuyor be Murat. Gittiğimiz hastanede bir kadın var. Kaç sene uğraşmışlar biliyor musun? Böyle arada bir görüyoruz hanımı. Olmuş çocuğu da ama, büyüyor. Geç oldu ama ne çocuk olmuş Murat ya. Aman aman, dahi çocuk, dahi genius ya. Size de nasip olacak inşallah. İnşallah inşallah. Ben dahiliğinden vazgeçtim. Normal olsun yeter. Hani Hale yengenin gönlü olsun diye uğraşıyorum ben ya. Daha emeklemeden tek ayak üstünde seksek oynuyormuş bu çocuk Murat. Maşallah ya. Ya İnanmazsın, 10 aylık kız çocuğu annesi yaprak sarma yaparken yardım ediyormuş ya. Böyle parmak gibi sımsıkı dolmalar sarıyormuş demiş Nimet Hanım. Nimet Hanım mı? Evet, tanıyor musun yoksa? Ya ben efendim, benim hanımla da arama girdi kendisi, sağ olsun da. Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Karı koca arasına girilir mi? Ne biçim insanlar var? Dünya ne kadar küçük değil mi Murat ya? Ulan ne çocukmuş birader ya. Peki geliyorum, geliyorum. Oh, kayıntımızı da yaptık, çok güzel. Şimdi bakalım dalgamıza. Sana da... Kalkını çıkar, sepeti de bırak. Eyvah, zır deli geldi. Döne, bu kaskın var ya, sayılamayacak kadar faydası var. Muhteşem güvende hissediyorum kendimi. Ayrıca sıcak da tutuyor. Ay Allah, Acar Bey'den sağ olsun. Yani eski kaskını sana vermeseydi, değil mi? Bunu takınca da pek bir havalı oldun ha. Oldum değil mi? Zaten dışarıda da hep bakıyorlar. Gözünü oyarım senin. Ya bu ne dinliyorsun sen Döne? Yok ya, ben dinlemiyorum. Bebe dinliyormuş. Dinliyorum da mecburen. Bir şey anladıysam ne olayım? Kendimde bir entellik, bir gelişme falan görmedim. Bebe dinliyor da bebeğe de yazık ya. Vallahi insanlık suçu ha. Böyle durum görülmemiştir yani. Ben bunu değiştireyim ha. Haklısın, değiştir. Vallahi kafan çalışmaya başladı senin. Gözünü yağını yiyeyim. Bak bak bak. Oh, ay, tamam işte. Hop hop. Tamam. Gel gel. Yok ya, ben yerim daha. Ya hadi ya. Hadi gel gel gel. Yandı. Oh oh, çok güzel. Tamam, eğlence çıktı. Eyvallah, anlaşsana. Sabi de kendine geldi. Şimdi Mira da yanımda olsaydı ne oynardık onunla be, ne oynardık be. Ay, sizin kliniğinizde galoş kullanılmıyor mu? Vallahi hayret ettim ben buna. Yerler çok sık sterilize edildiği için gerek görülmüyor. Candan Hanımcığım, mevzu bahis olan yerler değil ki. Şimdi mikroplar, bakteriler falan yani. Bunlar duvarlara da tırmanıp oradan insanların üstüne atlayabilirler. Diyorsunuz. Yani mantıken. Şimdi mesela ben bakteri olsam şöyle düşünürüm. Madem bu kliniğin yerleri her gün temizleniyor, ben de şöyle duvarlara tırmanayım da oradan insanların üstüne atlayarak onları hasta edeyim mesela. Enteresan tabii. Peki bu titizlik durumunun dışında uyku düzeniniz nasıl? Bir gelişme var mı? Ay kusura bakmayın. Ay kusura bakmayın, gülmem geldiği için. Şimdi biz aynı mahallede oturuyoruz ya. Birbirimizin evine de gittik geldik böyle. Ama burada böyle ben hasta,
Bir acayip hissettim. Ama o tarafla bu tarafı ayırmamız gerekiyor değil mi? Lütfen. Tabii tabii. Tabii orası öyle. Ayrıca biz hasta demiyoruz. Onlara alişan... danışan diyoruz. Buyurun uykunuz. Hadi. Uykularım daha iyi. Çok teşekkür ederim. Ama böyle Candan Hanımcığım sağ tarafıma doğru döndüğüm zaman böyle şu kulunçlar var ya böyle, ay, orada böyle bızıl bızıl bir his. Ay. Bızıl bızıl. Şimdi ben onu kendim öyle ifade ediyorum. Yani nasıl anlatsam böyle bu tarafıma doğru döndüğüm zaman da böyle boynumun buralarında böyle fıttırıp fıttırıp bir duygu böyle o da tam böyle sırtımın ortasında ebişleniyor. Şimdi Sabahat Hanım tıpta böyle terimler kullanmıyoruz biz. Ebişlenmektir, fıttırıktır, fıttırıktır öyle şeyler kullanmıyoruz. Ama anladığım kadarıyla siz biraz kuruntu yapıyorsunuz galiba. Evet. Kuruntu. Ama ben size zaten o yüzden geliyorum psikolog hanım. Yani benim şimdi böyle sinirlerimde lüf lüf oynamaları olmasa ne işim var benim burada? Özür dilerim. Nimet'ten gelmiş. Ay canım benim. Nimet'in bebeği duvara bir resim çizmiş. TÜBİTAK'tan araştırmaya gelmişler. Nasıl oluyor bu böyle diye. Aha sahi. Sizinki. Ay tamam bırakalım artık Nimet'inkini, onunkini, bununkini. Olur mu canım böyle bir şey? O onu yapmış, bu bunu yapmamış falan. Her çocuk bir çiçektir, bir böcektir, bir şey. Neyse nereniz lüf lüfleniyor? Buklanıyor. Lüklanmıyor da lüfleniyor. Dedim zaten lüf lüf. Bebekliğime kahrettim ulen. Ben de oynamak istiyorum, yürümek istiyorum. Göbek atmak istiyorum ulen. ...112'yi arayacaksın. Döne 112'yi. Boşluğuma geldin Sıtkı. Vallahi boşluğuma geldin kocacığım. Ne olur bir şeyler söyle. Korkutma beni kocacığım. Ne olur. Halamın oğlu Esteban. Ana. Ne etti ben yandı. Eyvah kafayı çarptı. Tahtalar gene yerinden oynadı. İşin çok zor Döne. Konuşuyorum. Nesrin Hanım. Tamam, hemen geliyorum. Nereden tanıyorsun sen onu? Sen kimsin? Kes be! Ben kim miyim? Ben mağdurum! Mağdur! Telefonda senin sesine inandım. Annemin kızlık soyadını ve doğum tarihimi sana söyledim. Sen ne yaptın? 24 ay taahhütle bana kredi sattın. Beyefendi ben onu banka adına yaptım. Sus! Tatlı tatlı konuşarak beni kandırdın. Hayatım söndü. Ailem yıkıldı. Ne yapacağım ben şimdi? Kredi borçları, taksitler ne yapacağım? He ne yapacağım? Tüm mağdurlar adına sizi protesto ediyorum. Ve kendimi, ve kendimi. Kendimi yakıyorum. Çakma dur, çakma dur. Yakıyorum. Yakıyorum. Yakamıyorum. Ya kardeşim şu pencereyi kapayın, ceyran yapıyor ya. Allah Allah. Ve kendimi yakıyorum. Yakıyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni.
Vallahi adam yakıyordu kendini ya. Dur tamam, sakin ol, geçti. Hep böyle oluyor işte, ben seni abartmıyorum ya. Evet evet evet, kesinlikle mesleki deformasyon olmuş, o haklısın. Atlatacağız, hepsini atlatacağız beraber. Yani bu yaşta kalkıp birbirinizle inatlaşırsanız olacağı bu hanım. Yahu senin neyine gerek olimpik havuzda yüzmek? Aa Sevde, ne varmış benim yaşımda? Güzel güzel yüzüyordum ben. Yüzmeyle bir derdim yoktu ki. 20. turdan sonra böyle bir gözlerim karardı falan, bir şeyler oldu işte böyle. 20. tur mu? Ha. Ne diyorsun sen? Sevimimizi değiştireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Tahliye sonuçlarınız çıktı bu arada Zehra Hanım. Öyle mi? Kanınızda yüksek miktarda doping maddesi bulundu. Doping mi? Nasıl ya? Hanım, sen doping mi yaptın? Lan canım, bir şey yok işte. Ne dopingi? O değil de hocaya sordum, hani böyle daha hızlı olmam için bir şeyler var mıdır acaba dedim. O da bana bir şeyler verdi. Ben de onları aldım. Ne bileyim ben. Doping miymiş kız? Ha? Aa. Bana bak. Suzan'a sakın ola ki bir şey söylemeyeceksin. Ağzından hiçbir şey kaçırma. Telefon falan eder maazallah. Abanta gitti de. Evet. Yani trekking yapıyor. Yani ne bileyim, doğa yürüyüşleri falan. İşte uydur bir şeyler. Böyle bir şeyler. Ey Allah. Ah Canikol. Duyar duymaz geldim işte hemen. Geçmişe ruhum. Ay İlhan. Neler geldi başıma. Tam yürüyüşümü bitirmiştim. Ağırlık çalışıyordum ki hırt etti belim, öyle kala kaldım. Canımsın sen benim. Narin bir çiçeksin. Hiç şeye ihtiyacın yok ki. Neden böyle kendini zorladın bu kadar? Ay bırak şimdi bunları da, sen Zehra'ya bir telefon et, merak eder beni şimdi o. Londra'ya gitti de, Paris'e gitti de, spa'ya gitti de, solaryuma gitti de, bir şey de. Emredersin Caniko. İyi de telefon burada çekmiyor hanımefendi. Acaba bu telefon nerede çeker? Beni götürür müsün? Teşekkür ederim. İlhan, fazla uzaklaşma. Ne oldu bir şey? Ver bebişim, dişlerime iyi gelir bu. Biraz kemirelim bakalım ne olacak. Ya oyuncağımı düşürdünüz. İyi akşamlar Candan Hanımcığım, kusura bakmayın rahatsız ettim. Eve çıkmadan önce size de bir 5 dakika uğrayayım dedim. Çünkü elimde yeni ürünlerim var. Merhaba. Merhaba. Yine mi ürün? Ama böyle demeyin, bugün daha ikinci yani. Bir anlayın, bir dinleyin, hak vereceksiniz. Şimdi sizin oğlan biraz geriden geliyor ya. Murat! Oha Enes Bey, ayıp oluyor ama öyle geriden geliyor falan, ne demek ya? Ama lütfen yani detaylara takılmayın Murat Bey, büyük resmi görün ya. Şimdi sabah size önerdiğim ürün ödül esasına dayanıyordu. Bu ceza esasına dayanıyor. Bakın efendim, şu elimde görmüş olduğunuz ürün Uzak Doğu'nun efsanesi. Yemin ederim yani. Aslında kendisi bir köpek tasması. Ay yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Güle güle, güle güle. Efendim ön yargılı olmayın. Bir oturun, bir dinleyin ya. Şu elimde görmüş olduğunuz köpek tasmasını ben bebeklere göre revize edeceğim efendim yani. Şu haliyle diyelim ki evde bir köpeğiniz mi var? Sizi dinlemiyor. Bunu takıyorsunuz boynuna. Aha şu aparatla. Ne yapmak istiyorsanız, hangi komutu istiyorsanız hafif düğmeye basıyorsunuz. O böyle elektrikleniyor, böyle diye titriyor. Ay! Yahu kardeşim, sen bayağı işkence aleti pazarlıyorsun, farkında mısın? Kırbaçlasaydın bari. Yok öyle değil, aslı öyle değil. Şimdi siz sonuca bakın ya. Çocuğunuzun yürümesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsunuz, bunu takıyorsunuz çocuğun boynuna, veriyorsunuz elektriği. Yemin ederim Taytay'daki çocuk 15 gün sonra Hüseyin Bolt'la yarışır ya. Olimpiyatlara böyle hazırlanacağız ama. Deliler olimpiyatları mı? Bir yankı beye takıp denesek mi acaba? Hayır, hayır, hayır. Asla yapamazsın öyle bir şey. Çocuğuma dokunamazsın. Ya yok be Candancığım. Diyorum ki ben, aslında bir denesek mi ya? Vallahi bravo, işte bak mantıklı düşününce oluyor yani. Sizinki ön yargı, gerçekten ön yargı yani. Böyle... Murat Bey bir... Yok, bir yok. Saniye. Eğer şimdi ürünü alacaksak bir denememiz lazım ama, değil mi ya? Evet evet, denememiz lazım. Her zaman ürünümün arkasındayım. Onunla ilgili değil de ben çocuk dizaynı olarak bunu... Şöyle insanlara bayılıyorum. Ürününün arkasında olan insanlar var ya. Perfect yani. Bakın Murat Bey, ne yapıyorsunuz ya? Ben bunu da... Bir denemeyeceğim. Yürü.
Oh. Candan, delikanlıya yakışmıyor, yapma. Yapma ulan. Yok yok, ben anladım. Bebekleri rahat bırakmak lazım. Öyle zorlayarak hiçbir şey olmuyor. Allah Allah, ne oldu, fikrin değişti böyle şimdi? Neyse, üstümdeki baskı kalktı. Ben ne zaman istersem o zaman birey olurum. Anladınız mı ebeveynler? Bir şey yok canım. Öyle kendi kendime şey ettim yani. Bir şey yok. Hmm. Yani söylediğim şu. Bebek mutlu ve huzurlu olsun. Analı babalı büyüsün. Yeter. Senli benli büyüsün diyorsun yani. Yok yok. Bir şey olmuş sana ya. Yok canım, bir şey olmadı. Candan. Kaçmaz benden, kaçmaz. Ay tamam, olduysa da oldu, ne? Aa, dökül bakalım. Kocadan kaçmaz Candan, anlat bakalım. Hı? Ne oldu? Tamam tamam. Ben yankıyı yatırırken sen de dinlersin. Ya bebişim. Baba neler oldu onu izlesin. Uyku geldi bedene, Allah razı olsun kalkıp gidene. Bırakın beni, bırakın. Gitmem lazım beni, bırakın. Bırakın diyorum size. Bırakın. Bırakın. Ben sabahtım, siz daha gitmediniz mi? Ay yok, tam gidiyordum Candan Hanımcığım. Bir telefon geldi, buraya Nimet'i getirmişler acile. Bırakın beni, bırakın. Sizin Nimet. Evet, ay ben bilmiyordum. Kadın meğerse şeymiş. Beni bırakın. Kızımın görevi var. Amerika'ya gitti. Uzay mekiğini kullanacak. Peşinden su dökmem lazım. NASA'dan aradılar, annem Kuzey Kutbu'na balina çalmamaya gitti. Nimet Hanım sakin olun. Annenizin yanında gideceksiniz. Sakin olun lütfen. O Nimet bu Nimet. Evet, o yani inanın bana, o kadar ikna edici konuşuyorduk ki insan duyunca inanıyor bir anda tabii. Ama demek ki herhalde lohusalık, böyle doğum sonrası depresyonu falan sanıyorum. Bebeğim şu anda prezident Obama'nın yanında. Telefonu verin, aramam lazım. Yok, bu daha fazlası. Evet. Uzay mekiğini kullanacak kızım. Bırakın beni. Annem şu anda Everest Dağı'nın zirvesinde helikopterle atladı. Bırakın. Evet, beyne bak. İyice domaraklanmış. Ay. Ay. Hmm. Yankı uyudu. Hayatım. Yarın bir hatırlat da Yankı ile şöyle bir Einstein'ın izafiyet teorisi üzerine falan da bir konuşalım diyorum ya. Of Murat. Sizi de bir de Paris'e gönderelim artık. Oradan bir Fransa bisiklet turu zamanı geldi. Çocuğun yaşı geçiyor. Ay tamam, anladım. Çok kötüsün, çok kötüsün. Vallahi onu bunu bilmem hayatım. Bugün beni bir sürü strese soktun, şimdi eğlendireceksin. Yar bana bir eğlence medet. Vay 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 vay. Gel buraya, gel gel gel. Gel. What? Oh. Yapma. Ya, gel gel.